Günaydın sayın seyirciler. Manşet Artı'yla bir kez daha sizlerin karşısındayız. Pazartesinden sesleniyoruz herkese ve yine günü gündemi konuşacağız, değerlendireceğiz stüdyomuzda, konuğumuzla birlikte. Bugün stüdyo konuğumuz Demokrat Parti Milletvekili Sayın Hasan Tosunoğlu bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Aziz Bey. Evet, gazetelere de şöyle bir hızlı baktık. Manşetler çok değişmiyor ülkede manşetler. Yani hemen hemen aynı. Hemen hemen ayrı konuların ekserinde. Yine de başlık var bazı gazetelerde, manşetleri var. Şimdi nereden başlayalım? Önce kooperatif konusunu sormak istiyorum. Siz bu konuyu çok gündeme getirdiniz ve görünen o ki elim atmak lazım o konuda. Yapılması gereken şeyler mi var? Yani Aziz Bey, tabiatıyla çünkü kooperatifçilik ülkemizde çok önemli bir yer tutmakta. Kültürümüzün bir parçası. Hatta 1974 kapalı dönemde Kıbrıs Türk'ünün son derece zor günlerinde kooperatiflerin önemi Kıbrıs Türk'ler için çok farklıydı. Çünkü çok tek ticaret yapabildikleri alan, tek ürünlerini pazarlayabildikleri alan ve dayanışma ruhuyla birlikte 74'e kadar direnç göstermemizde son derece önemli unsurlar. Fakat 1974'ten sonra maalesef kooperatifler giderek küçülüyor, giderek farklı boyutlar kazanıyor. Ülke insanının refahını veya dayanışma ruhunu yansıtmadan belli bir siyasi kapkaç altına alınıyor, kıskaç altına alınıyor ve aslında özündeki temel kurallardan veya kuruluş ilke ve prensiplerinden farklı bir boyuta getiriliyor. Regülasyon görevini yapamıyor ekonominin içerisinde. Tabiatıyla ele alınmalı ve onları gerçek niyetlerinde ve gerçek amaçlarında tekrar bir dönüşümünü sağlayarak topluma kazandırmalıyız. Veya en azından onların daha fazla zarar görmesini veya onların daha fazla bir şekilde siyasallaşmasını engellemeliyiz diye düşünüyorum. Bunlar yapılıyor şu anda maalesef. Bunları da hem kooperatiflerde bir dönem başkanlık yapmış, yönetim kurulu başkanlığı yapmış bir kişi olarak söylüyorum. Hem de kooperatif ruhunun sosyal devlet anlayışına son derece önemli katkıları olan bildiğim bir kişi olarak söylüyorum. Siyasi kıskaç altında dediniz kooperatifler. Bundan kurtulmanın yolu nereden geçiyor? Özelliğinden. Bunlar tüzüklerde de var. Bunu yine siyasetin yapması lazım ama. Yani hayır. Rahat bıraksalar yeter. Yani ben de bir siyasetçiyim. Elbette ki milletvekiliyim. Ancak şunu söylüyorum. Biz hep şikayet ediyoruz ya, toplum olarak diyoruz ya veya siyasiler olarak. İşte özellikle yapıya kavuşsunlar. Bunlar zamanında özerk yapılarla doğmuş veya 1974'ten sonra bile tüzükleriyle özelliğine kavuşturulmuş birçok kurum. Zira ile Vazım, Kopsüt, Binboğa, Yem Sanayi Kooperatifi gibi bu kuruluşların siyasetten arındırılıp tamamıyla tabana yansıtacak bir özellikle yeniden bir oluşumunu sağlayacak, sübvansiyonlarını ciddi şekilde artıracak, regülasyon görevlerini yapabilecek denetimler pozisyonda olmalıyız sadece. Bu görüş hükümette de yaygın olarak var mı? Yani hükümet görüşü ediyorum. Olarak görebilecek miyiz bunu? Olmasını temenni ediyorum. Dilimin döndüğü kadar da anlatmaya çalışıyorum. İnşallah bu hafta Sayın Başbakan Ünal Üstem Bey'e de gidip bu durumu kendisine aktaracağım. Ve kendisine de bu konudaki görüşlerimi tekrar söyleyeceğim. Demokrat Parti olarak herhalde bu görüşü benimsediniz. Yani Demokrat Parti'nin görüşü olarak yani alabilir miyiz? Demokrat Parti'nin görüşünden çok bu benim şahsi görüşüm. Şahsi görüş. Şahsi arzum. Bu noktada böyle de olması gerekiyor. Evet. Peki. Çünkü şöyle bir düşünün. Ha. Bugün 1974 öncesinde süt fabrikası olan bir Kıbrıs kooperatifinin, Kıbrıs Türk kooperatifinin 74'ten sonra ki gelen bu süreçte ve bugünlerde süt üretimi yapamadığını bir düşünürseniz zannedersem ülke için ne kadar yıkıcı bir pozisyonda olabileceğini düşünebilirsiniz. Veya yem fabrikası olan Binboğa Yem Sanayi'nin. İşte bu yıl harubu alamadık. Evet. Üreticiden. Evet. Harup neredeyse dalında kaldı. Ki biliyorsunuz zeytin ve harup Kıbrıs tarım dokusunun veya tarım kültürünün en önemli parçalarından bir tanesi. Yüzyıllar öncesinden bu ülkede harup ticareti yapılıyordu. Bu sene biz maalesef bunu beceremedik.
dilimin döndüğü kadar ikaz etmeye, izah etmeye çalıştım yapılması gerekenleri. Ancak maalesef o veya bu sebeple birçok argüman koyarak bu harubu dalında bıraktık. Oysa eğer biz bir devletsek, ki devlet olduğumuzu son derece inanıyorum ve Kıbrıs Türk insanının bu devletine de sahip çıkması gerekenlerden bir tanesiyim. Söyleyenlerden bir tanesiyim. Bu devlete sahip çıkacaksak üretime sahip çıkmalıyız. Üretime sahip çıkacaksak da kooperatifçiliğe sahip çıkacağız anlayışı bence son derece hakim ve son derece doğru bir karar Aziz Bey. Evet. Kooperatifçiliğin önemini unuttuk mu? Unutmaya mı başladık? Ya da çünkü dediğiniz gibi yani çok önceleri vardı. Biraz dezenformasyona uğrattık kooperatifçiliği. Oraları siyasi atama yeri olarak görmeye başladık. Ve oralarda işte benim adamım da gitsin orada görev yapsın. Oysa oralar son derece önemli. Demin de ifade ettiğim birçok noktadan önem arz eden noktalar. Oraya gelen insanların kalifiye, daha fazla konusunda uzman ve daha fazla liyakatlı insanlar olması gerekliliğini unuttuk. Bir hatırlayın, eskiden öyle isimler vardı ki kooperatifçilerin başında veya sivil toplumların başında. Bir Gültekin Bey vardı Çiftçiler Birliği. Yine keza kooperatifçilikte destan olmuş. Neydi eski milletvekili Boğazlı, Boğaz... Hacamet. Mustafa Hacamet. Nurlar içerisinde yatsın her ikisi de. Bunun gibi isimleri hatırladık, sonra söyleyebiliriz de çok Kıbrıs Türk toplumunda çok iz bırakmış insanlardı bunlar. Ve liyakat sahibi insanlardı bunlar. Ve onlar bugünlere getirebildiler. Ki onlar çok da ciddi bu ülkede diyet ödediler. Yani bir dönem atalarımız bu ülkede hem kooperatifçilik anlamında hem de bu devleti kurarken çok ciddi diyetler ödediler. Biz de o mirası bulduk. O mirası en azından küçültmemeliyiz veya bitirmemeliyiz diye düşünüyorum Aziz Bey. Evet. Şimdi biraz da ekonomiye değinelim. Ülke ekonomisinden tabii bahsedelim. Ki. Çünkü önemli bir konu ve bu ekonominin olumsuz etkilerini de ne yazık ki çok yakından hepimiz hissediyoruz. Farklı tabii ki kesimler farklı ölçülerde hissetseler bile ben asgari ücreti sormak istiyorum. Siz de aynı zamanda bir iş insanısınız, evet. İş dünyasından gelen birisiniz ve asgari ücretin artması yönünde niyetler ortaya kondu. İlk toplantı da yapıldı ama şimdi haberler geliyor, asgari ücret artmadan fiyatlar artmaya başladı yine piyasada. Özellikle temel ürünlerde, temel ihtiyaç ürünlerinde bunun olmaya başladığını duyuyoruz. Peki bunu nasıl yönetmemiz lazım? Yani bu süreci nasıl götürmemiz yani gerekiyor? Aziz Bey, aslında demin ilk sorunuzla bağdaştırmak istiyorum. Bizim üretimi desteklememiz gerekiyor. Önemli olan asgari ücreti yükseltmek değil. Evet, asgari ücreti yükseltelim. Maaşları da yükseltelim. Kamudaki maaşları da yükseltelim. Ama öncelikle hayat pahalılığını durduralım. Bu yüzden de üretime çok daha ciddi ve dengeli sübvansiyonlar yapmalıyız. Bu sübvansiyonları da doğru noktalarda kullanmalıyız ki bizim girdi maliyetlerimiz azalsın. Girdi maliyetlerimizle birlikte son tüketiciye yani vatandaşa ulaşırken fiyatları da bir şekilde dengeli tutabilelim. Bugün tabii yüzlerce çeşit kalem vardır ekonominin içerisinde veya market raflarının içerisinde. %100'üne bile ulaşamazsak bile %20'sini, %30'unu eğer biz bu ülkede ucuza üretip ucuza topluma kazandırabiliyorsak bu ciddi şekilde hayat pahalılığı da engelleyebilecek bir yapıdır. Ve kooperatifler bunun için çok ciddi argümanlardır. Ve kooperatifleri işte bu yüzden bizim kapatmamamız veya onları zor duruma sokmamamız veya onlar zor duruma giriyorsa da hükümet eliyle onları ayakta tutabilecek formüller geliştirmeliyiz. Sadece atama yaparak veya atama yapmayı düşünerek oraları geliştiremeyiz. Oraları mutlak şekilde devlet politikaları güderek bir şekilde tutmanın becerisi içerisinde olmamız lazım Aziz Bey. Değilse siz istediğiniz kadar asgari ücreti artırın. Bugün ya. 27 bin yapın. Yapacağız. Sıkıntı yok. Olması da gerekiyor. 27 bin bile bence açlık sınırının altında bir maaş. Ve burada dal gerilinin asgari ücret alan insanların da ne kadar alım gücünün eksildiğini hep beraber görüyoruz ve biliyoruz. Onların daha iyi bir hayat ortaya koyabilmesi için, ailelerini geçindirebilmeleri için onların daha iyi bir maaş alması gerektiğini söylüyoruz. Ancak sadece maaşı vererek, artırarak asgari ücreti bir noktaya varamayacağımız da çok kesin bu ülkede.
Bu yüzden yapmamız gereken ev ödevlerimiz var. O ev ödevlerini imtina ediyoruz. Sadece 3-4 ayda bir işte gelen hayat pahalılığı oranında asgari ücreti veya kamunun maaşlarını yükseltiyoruz. Bunun sürdürülebilir bir yanı yok Aziz Bey. Bunu bu şekilde sürdürebilmemiz mümkün değildir. Bir taraftan da tüccarımızın aymazlığı var mı? Var. Maalesef var. Tüccar da bunu şey biliyor, fırsat biliyor. Yani artmaması gereken fiyatlar varken bir bakıyoruz ki okkalı okkalı zamlar gelmiş. Buna da akıl sırrı mümkün değil. Ama tekrar söyleyeceğim, en temel sorunumuz üretimden kopmamızdır Kıbrıs Türk'ünün. Ve bu kopuş bizleri aslında bu noktaya getirdi. Bunu bugün düzeltmek mümkün müdür? Böyle bir anda böyle sihirli bir değnek yok ki elimizde düzeltelim ama Aziz Bey, ciddi şekilde tekrar üretim politikalarını gözden geçirerek bir şeyleri düzeltebiliriz. Bakın işte et konusu. Ete nar koyduk. Aziz Bey, ben ucuz et alamadım. Daha siz da, alabildiniz mi? Yok, alamadık. Daha da karıştı işte. Yani sadece yani, nar koyarak fiyatını yani, bıraktım. Öyle sihirli bir değnek, ben şunu bu fiyata getiriyorum diyerek getir demesin kardeşim. Bunun için temel serbest piyasa ekonomisinin kurallarını değiştirmen gerekiyor. Değiştiremeyeceğine göre de, bir Karl Marx olamayacağına göre, yani oturup da iktisat kurallarını değiştiremeyeceğine göre yapman gereken şey senin ülkede üretim kapasitesini artırabilecek her noktada doğru adımlar atmaktır. Bunun için de hayvancılıkta bizim en başa dönüp hayvan üretimindeki temel girdi ürünlerinin uzatabilmenin, devletin en azından bir şekilde onları regüle edebilecek bir politika geliştirmesi gerekiyor. Yine buna kooperatifleri araya koymak istiyorum. Kooperatifleri de regülasyon görevi yapabilecek bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Oysa şimdilik Aziz Bey, bilhassa hayvan yeminde iki tüccara veya 2,5 tüccara veya 3 tüccara mahkum ettik toplumu. Evet. Ve girdi maliyetlerimiz o kadar fazla pahalı ki bakıyoruz Güney Kıbrıs'a. Güney Kıbrıs'ta yarı fiyatına et, orada domuz yiyorlarmış. İşte o yüzdenmiş kuzu eti bu kadar ucuz. Ya buna kargalar bile güler. Aziz Bey, kargalar bile güler. Girdi maliyetleri düşük çünkü onların. Tüketim azlığı yok. Nüfus olarak bizden 2-3 kat fazlalar. Evet, turist de daha fazla geliyor. Yani evet. Yani o tüketmiyorlar mı? Yani bunu söylemek bence çok yanlış. Peki geçtim kuzuyu, geçtim oğla. Niye dana eti daha ucuz? Danayı da mı tüketmiyorlar? Tavuk eti de aynı durumda. Yani tavuk eti tavuk aynı. Ana vatanımıza bakıyoruz. Ana vatanımızda da öyle yarı fiyatlarında fiyatlar. İthalata da izin veriyorlar. Yine aynı şekilde politikaları gözden geçirip bir şekilde girdi maliyetlerini düşürtebilecek argümanlar üretmeliyiz. Yoksa koy andalliyi, sadece böyle bir bak ve de ki ya ne yapalım, durum bu. Bu ülkede zamanında hayvancılık, düşünün siz, ihraç kaynağıydı. Evet. Hatırlayın, Suudi Arabistan'a canlı hayvan ihraç ediyordu. Ürdün'e vesaire canlı hayvan ihraç ederdik. Nereden nereye geldik? Yani bunları konuşmak gerçekten 2024 yılında bana gerçekten üzüntü veriyor. Aslında bu noktaya az önce geçtiğimiz hafta Üreticiler Birliği Başkanı Sayın Naimoğlu'lar da buradaydı. O da aynı noktaya işaret etti. Yani eti ucuzlatmak için yapılacak yegane şeyin girdi maliyetlerinin, işte elektrikten bahsetti, yemden bahsetti, o da sübvansiye edilmesi gerektiğini söyledi. Sübvansiye edilmesinin ötesinde devlet eliyle kooperatiflere ciddi şekilde ihracat yapmanın yolunu açmalıyız. Kooperatifçilik, demin de izah ettim, bu kadar önemli. Çok enteresan. Çünkü, çünkü Türkiye'de mesela ihracattan bahsediyorsunuz. Bunun altını çizmek ithalat, isterim. Pardon, İthalat mı? İthalat. Pardon. Hayvan yemini ithalat kendilerini getirmesi. Tamam. Direkt alım yapabilecek pozisyonlar. Yani devlet aradan çekilsin. Veya Toprak Ürünleri Kurumu'nu, nasıl Türkiye'deki Toprak Ürünleri Mahsulü vardır ve Türkiye'nin kaba yem ihtiyacının %10-%15'ini getirir. Yeterli değildir %10-15 ama piyasayı regüle edebiliyor. Tabii, dengeyi kuruyor. Tabii. Dengeyi kuruyor. Ve o noktada girdi maliyetlerini hayvancının daha sağlıklı ve daha ucuz almasını sağlıyor. Ve gelişen bu yüzyılın içerisinde bir bakıyoruz ki kaba yem diyoruz. Sadece zannediyoruz ki tek bir yem tipi var. Yüzlerce yem tipi var. Evet. Ve yüzlerce protein değerli, hayvanın doğduğu günden öleceği güne kadar
süt hayvanının ayrı, besi hayvanının ayrı yiyeceği yemler var. Oysa biz halen daha çok basit bir kara düzenle üretim yapmaya çalışıyoruz bu ülkede. Bu da hayvanlarımızın hem kaliteli gelişmesini, hızlı gelişmesini engelliyor, hem de maalesef girdi maliyetlerini de artıran bir unsur oluyor. Sadece yani fiyatı pahalı almıyoruz, kalitesiz yem de bu ülkeye gelmesini göz yumuyoruz. Yani bunu çok iyi biliyorum. Bimbo Yem Kooperatifinde ben 38 ay başkanlık yaptım. Bir türlü de çözemedim. İnanın bana, bu ülkeye gelen protein değerleri düşük. Hatta toksit malzeme içeren ham madde yakaladık. O denli yani. Yani günah. Bu ülkeye günah, üreticiye günah. Bu yüzden ben Musa Naimoğlu başkana katılıyorum. Bu noktada bir disipline ihtiyacımız var. Girdi maliyetlerini azaltabilecek bizim politikalar üretmek zorunluluğumuz var. Bunları da kooperatifleriyle yapabiliriz. Belki yem bitkisi yetiştirilmesi konusunda artık su da geldi ve sulu tarıma doğru yavaş yavaş mesaryayı sulu tarıma dönüşümü yönünde adımlar atılıyor. Olmasın. Olabilir Aziz Bey. Bu da olabilir yani. Olabilir Aziz Bey ama yani şunu söyleyeyim Aziz Bey. 2014 yılında Saprex yine konsantresini satamamıştı. Serdar Bey Başbakan Yardımcısı, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti, DPUG ortaklığı vardı. Rica etmişti, benim Türkiye'den iş adam arkadaşım var, Dimes'in sahibi Erol Diren Bey. Bir gelsin, bir baksın bunu alabiliyorsa alsın demişti Serdar Bey o zaman. Çağırdım Erol Bey'i, sağ olsun kırmadı, geldi bizleri beyefendi. Geldi, maalesef bizim konsantremiz çok kaliteli değil. Kalite sıkıntısı. Asidesi çok yüksek. Bir de fiyatı çok yüksek. Ben o zaman öğrenmiştim. Yani bilgi uzmanlığı konum değil bunlar ama o zaman bundan tecrübe edinebilmiştim. Brezilya'da Amazon ormanları var. Amazon ormanlarını kesiyorlar. Narenciye ekiyorlar. Mısır'ın yanında Nil Nehri var. Nil Nehri'nin yanları artık milyonlarca kare narenciye oldu. Bu noktada tabiatıyla dünya piyasalarında belirleyen ülkeler haline geldiler. Brezilya, Arjantin, Mısır gibi ülkeler artık portakal fiyatlarını belirleyen ülkeler oldular. Konsantreyi belirleyen ülkeler oldular. Bu yüzden onlarla rekabet etmemiz mümkün değildir. Bugün de doğal olarak toprak verimliliği açısından bile çok daha zengin olan Ukrayna, Rusya, Romanya, Polonya çok ciddi şekilde milyonlarca kilometrekare alan ekim yapıyorlar. Onlara rekabet edip fiyatı aşağı çekebilecek bir durumumuz olmayacağını düşünüyorum. Ancak yine de bu ülkede bu üretimi de teşvik etmemiz lazım. Mesela ekin ya ekilecek yerlere gerekiyorsa devlet su parası almasın. Devlet kendi subvanse etsin. Girdi maliyetleri aşağı çekebilsin üretici. Ektiğini de hayvana yedirtebilsin. Yani, bunun gibi şeyler söylüyorum. Ama doğru noktalarla. Tamamıyla ben size belki de arpa buğday ekmekten vazgeçmeliyiz. Tabii ben bu konuda uzman değilim. Fakat bunları oturup konuşmamız lazım. Çünkü her yıl bir bakıyoruz çok ciddi şekilde bir sübvansiyeyi kuraklığa veriyoruz her yıl. Her yıl narenciyede aynı sorunları yaşıyoruz. Yani satın alınmıyor narenciye, dalında kalıyor. Bunları yaşamaktan artık gına geldi bizlere sürt toplum olarak. Yeni tarım politikalarıyla, yeni üretim politikalarıyla ülkemize ciddi bir şekilde bir dönüşüm getirmeliyiz diye düşünüyorum Aziz Bey. Evet. Üretmekten vazgeçmememiz lazım. Üretmekten ve kooperatiflikten vazgeçmememiz lazım Aziz Bey. Bunlar aynı şey bence. Evet. Üretim ve kooperatiflik. Evet. Farklı alanlara da bu üretimi yaymak lazım herhalde. Kesinlikle. Peki şimdi tarımdan bahsettik hep üretim olarak. Sanayi üretimi konusuna nasıl bakıyorsunuz? Yani ben bir ada ülkesinde yaşadığımızı, sanayi üretiminin çok büyük olamayacağını düşünenlerdenim. Ben ayrıca bir sanayiciyim. Aziz Bey, ancak bacalı bir sanayi kurabilmemiz bu ülkede mümkün değildir. İki sebepten mümkün değildir. Bir, ada ekonomisi için bacalı sanayi çok büyük kalır. İkincisi ise enerji maliyetlerimiz, girdi maliyetlerimiz son derece yüksek. Ham maddemiz yok. Bu yüzden bacalı sanayi üretebilmemiz küçük değildir. Küçük yan sanayi ürünler üretebilmeliyiz. Ancak 1974'teki kadar da üretime ulaşmalıyız. İşte hatırlayın, Sanayi Holding'in üretmediği bir şey yok mu neredeyse Sanayi Holding'in? Evet, boya, evet. Halı, kumaş,
vesaire gibi bir şeyler üretirdik. Ancak tabii ki dünya değişir, insanlar değişir ve ihtiyaçlar değişir. Şu anda bunları göz önüne alıp ne ihtiyacı var ülkenin, nerede girdi maliyetlerini aşağı çekebilir diye bir analiz yapmak gerekiyor. Yine kendimden örnek vereceğim. 38 ay başkanlık yaptığım dönemde Binboğa Yem Sanayi Kooperatifine dedim ki Boğaz'da bir harup tesisimiz var bizim. Harup alıp 1974'ten sonra kırıyoruz harubu. İçinden çekirdeğini çıkartıyoruz ve kırılmış halde çekirdeğini ayrı, harubu ayrı satıyoruz. Yıllarca bu böyle geldi. Dedim ki ya buna bir katma değer yaratalım. Çünkü o zaman istemiştim ilgili arkadaşlardan, gidip almışlardı ticaret dairesinden bana. Yılda neredeyse o dönemin parasıyla 11-12 milyon TL, yani 3-5 milyon dolarlık harup pekmezi ithal ediyormuşuz. Harup ülkesiyiz, harubu kırık satıyoruz, her bize paketlenmiş ürün veya kovaların içerisinde geriye geliyor. Bu günah. Dedim ki yani bunu en azından kendimiz değerlendirelim ve katma değer olarak ülke ekonomisine kazandıralım. Yani yarısını satarız kırıkların, yarısını da üretiriz. Hem ürettiklerimizden çıkan posasını da yemde kullanırız. Yem yaparız ki yüksek yani bir tabii, kalorisi protein var. Değeri çok evet, yüksek, evet. Kalori değeri çok yüksek pekmez, şeyin, harobun. Yaptık binayı, çok da makul fiyatları yaptık. Geçen yıl yıktılar. Yani evet. Trajedi komik şeyler de yaşanıyor Aziz Bey. Trajedi komik şeyler de yaşanıyor bu ülkede. Yani gerçekten anlamak bazı şeyleri mümkün değil. Neden ben için yapılmadığını da anlamak mümkün değil. Yani burada çıldırmamak elde değil bazı şeyleri gördüğünüz zaman. Bu yüzden ben diyorum ki günahtır kooperatiflere sahip çıkıp bu ülkede de tarımsal üretimi bilhassa ki bizim yıllardır geleneksel gelen ürünlerimiz var. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Zeytinciliği alalım. Yani bugün herhalde İtalya dünyanın ekonomik olarak refah seviyesi olarak en iyi ülkelerinden bir tanesi. Zeytinciliğe çok önem veriyor. Keza Yunanistan'a öyle. Yani bizim zeytinciliği canlandırıp bir dönüşüm sağlayıp çok ciddi şekilde ihracat yapabilmemiz mümkün. Yani bunları konuşmamız gerekirken biz her şeyi kaderine terk etmiş noktasında bir anlayışla ve insanlarımız ne yapabiliyorsa yapsın anlayışıyla gidiyoruz. Ben de bunu kabul etmiyorum Aziz Bey. Evet. Peki hükümeti de sormak istiyorum ben size. Üçlü hükümet, üç partili bir hükümetimizin gidişatını, özellikle uyumunu nasıl değerlendirirsiniz? 2027 hedefini yani 5 yıllık süreyi doldurabilecek mi bu hükümet? Yani hükümet devam edip yoluna gidiyor. Ancak böyle devam etmemeli Aziz Bey. Yani demin konuştuğumuz noktalarda çok daha atak olması lazım. Ekonomiyi gerçekten ve dönüşümü çok ciddi şekilde değiştirebilmeli veya hızlandırabilmeli bu ülkede. Ben kendi partim açısından söyleyeyim. Hani turizm adasıyız diyoruz. Gazino turizmi dışında lütfen 2,5 yıldır işte bu hükümet kuralı. Kimisi 2 yıldır diyor ama işte 2,5 yıldır. Evet. Yani evet. Seçimler biteli 2,5 yıl oldu. Turizm açısından biz neyi değiştirebildik? Bir şey değiştiremedik Aziz Bey. Ben buna üzülüyorum. Ercan açıldı. Ercan'ı yani Ercan açılması, Ercan açılması ama turizme yani eski Ercan olsaydı daha mı az turist geleceğiydi biz Aziz Bey? Hedefi oydu değil mi? Yani kapasiteyi yani, artırmak. Hayır, aklıma o geldi. Başka bir şey gelmedi. Ben de söyledim. Yani tabiatıyla yeni havalimanı açıldı. Ülkemize hayırlı uğurlu olur. Ancak bine yaparak siz turist sayısını çoğaltamazsınız. Gerçekten bu ülkenin kültürüne, tarihine yeni bir model yaratarak, yeni hikayeler yazarak, daha doğrusu eski hikayeleri güncelleyip dünya turuyla bu ülkenin kültürünü, tarihini dünyaya ve dünya insanlarına hatırlamamız gerekiyor. Dünyanın en mitolojik adasındayız. Bu adadan neredeyse mitolojinin bütün isimleri geçti. Biz bu isimleri veya elimizde bulduğumuz tarihi alanları niye anlatamıyoruz? Bir bakıyoruz bir dünya ülkesine gittiğimizde bir taşa bir hikaye yazıyorlar. O millet kuyrukta bir taşı görmek için. Heykel falan da değil, taş. Ne bileyim ne taşıymış.
Para ödüyorsunuz onu görmek için. Aziz Bey, yani biz bunları niye yapamıyoruz bu ülkede? Niye yapmıyoruz? Sadece gazino turizmine dayalı, kelle sayısına bakarak diyoruz ki tamam, bu ülkeye turist geliyor. Yok kardeşim. Bu gelen turist aslında ekonomiye veya esnafa veya çarşıya para kadın turist değil ki çoğunlukla. Evet, onlara da gelsin, onlara da ihtiyaç var. Ama sadece ona yaslanarak turizmi o boyuta taşıyamayacağımız da çok aşık. Yani ben kendi partimin Turizm Bakanlığı'ndan ciddi şekilde rahatsızım. Bu şekilde yönetmemeliyiz. Projeler üretmeliyiz ve bu projelerle doğru yeni turistik veya turizm projelerini bu ülkeye kazandırmanın yollarını aramalıyız. Bunu parti içerisinde konuşuyorsunuz herhalde. Yani yüzlerce defa. Sonuç? Sonuç ortada Aziz Bey, yok. Yok. Neden olmuyor bu sonuç? Yani bilmiyorum Aziz Bey. Yani belki biz anlatamıyoruz. Yani böyle gelmiş, böyle gidecek mantığında en temel nokta Aziz Bey. Yani herkes bir şekilde koltuğuna oturmuş. Herkes böyle su akıyor gidiyor, dere akar gider, su yolunu bulur mantığında. Yok böyle bir şey artık. Herkese... Dünyada rekabet, ülke artık bizim, yani bir de tezimiz var, dünya bizi tanısın. Aziz Bey, ben de istiyorum devletimin tanınmasını, varlığının sürdürebilmesini. İnanın herkesten fazla isteyenlerdenim bu ülkede. Ama varlığını sürdürebilmesi için de, bu ülkenin dünya ile bütünleşebilmesi için de temel yapmamız gereken ev ödevleri var. Çok fazla evde. Yani bunları atlamadan bir şekilde görevlerimizi yerimize getirmemiz gerekiyor. Herkes koltuğunda... Hükümet 2020'ye kadar devam eder mi? Eder mi? Siyasi istikrarın devam etmesi için ben elinden geleni yaparım. Ben iktidar milletvekiliyim, muhalefet milletvekili değilim. Ancak tekrar edeceğim, matematiksel bir denklemin içerisinde de sıçıp kalmam. İnanmadım, vicdanımın rahat olmadığı bir noktada da hareket etmem. Bireysel, kişisel görüşünüz. Tabii. Demokrat Parti'de neler oluyor onu da sormak istiyorum hükümet konusunda. Çünkü geçtiğimiz dönem önceki haftalarda kendi içinizde bazı toplantılar yaptınız. Ve şöyle açıklandı, hükümet konusunu görüşüyoruz şeklinde. Parti meclise toplandı hatta. Yani, o konu hala gündemde mi yoksa bir hal yoluna girdi mi? Aziz Bey, bir parti meclisi olmuştu takriben herhalde bir buçuk ay önce. Ben yoktum o parti meclisinde, yurt dışında olmama sebebiyle. Sayın Fikratoğlu da katılmamış galiba. Evet. Parti meclisi bir isim üzerinde hemfikir olmuş ve o ismin mukayyet olarak atanması gerekliliğini ortaya koymuş. O isim de atanmazsa hükümetten çekileceği kararı almış parti meclisi. Bu parti meclisinin konusu mu? Hayır, değildir. Atamalar parti meclisinin konusu değil, olmaz. İlgili bakanın, parti başkanının konusu olur. En fazla milletvekilleri arasında görüşülür. Birkaç tane üst düzey partili arasında düşünceler sorulur. Ve atama olur. Parti meclisine ilk kez böyle bir şey geldiğini duydum ben. Bir atama konusunu. Sonrasında da kıyamet koptu. Tabii o kişi atanmadı. Bir başka kişi atandı. İsimler önemli değil. Ama parti meclisi bir partinin en üst organıdır. Ve orada alınan her türlü kararda riayet edilmelidir. Tartışılamaz Aziz Bey. Parti meclisinin aldığı karar nihai karardı çünkü. Bu nihai karara uyulmadı. Sayın Genel Sekreter bana gelip dedi ki böyle bir kararımız var Hasan Bey. Bunu uygulayacağız. Tabiatıyla dedim uygulayarsınız. Çünkü bu parti meclisinin kararı. Yani bunu senin benim tartışmam yersiz. Ancak tekrar ediyorum, kararın alınması zaten yanlıştı. Uygulanmaması bir o kadar daha yanlış oldu tabiatıyla. Diyecek bir şok. Trajedi komik bir durum. Peki, yani Demokrat Parti'nin hükümet konusu yok. Kendi içindeki bir konuydu bu. Yani hükümetten kaynaklanan bir rahatsızlığı yani, olmadığını anladım. Niye parti meclisi bu kararı aldı? Anlaşılan herhalde hükümet içerisinde belli bir pazarlık olmuş. Şu atansın, bu atansın diye. Bu yüzden parti meclisi de böyle bir karar üretmeye ihtiyaç hissetmiş. Oysa demin de ifade ettim. Bu karar parti meclisinin değil. İlk kez ben 92'den beri de Demokrat Parti'nin içerisinde her türlü makamda, her türlü basamakta, her türlü alanda görev yaptım. İlk kez böyle bir şey duydum.
parti meclisi karar aldı şu atansın diye. Yok. Fakat isimlere takılmadan gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Fakat AK Parti'nin verdiği mesela burada netti. Bizim kendi tüzüklerimizde yazan veya kendi hükümet protokolümüzde yazan noktalarda biz taviz vermeyiz. Hükümet protokolünde kooperatif mukayyetliği AK Parti'ye ait. Ama belli ki birileri o kararı bozmuş, hükümet içerisinde başka albellere gitmişler. Bu da son derece yanlış. Bu da hükümete çok ciddi bir şekilde yansır yani. Bugün yansımaz, daha sonra yansır. Yazılı protokolü bozma yetkisi çok fazla kişide yok. Yani parti meclislerinde var. Yani bu pazarlığı kim yapmış? Bu pazarlığı tabiatıyla Fikri Bey yapmıştır. Kiminle yapmıştır? Bilmiyorum. Yani ama Fikri Bey'de bu salihiyat yoktur. Parti başkanı da olsanız bu salihiyata sahip olmazsınız, olamazsınız. Hükümet protokolünü bozmaya, parti meclisinin aldığı karara uymamaya kimse hak sahibi olamaz. Söz konusu da değildir Aziz Bey. Parti meclisi buna karar verir. Tabii. Parti meclisinin böyle bir kararı yok. Yok. Bozma kararı da yok. Yani ondan sonra bu kararı aldık. Bu karar olmadı. Şunu değiştirelim şöyle olsun diye bir karar da üretmedi parti meclisi bildiğim kadarıyla. O günden sonra da başka parti meclisi yapmadık. Bu da ayrı bir trajedi, komik olay. Onu soracaktım. Yani köprünün altına sular aktı, konu kapandı mı? Yani anlayış böyle. Maalesef Fikri Bey'in yönetim şekli böyle. Şimdi de gülle geçsin. Tamam. Çok girmeyelim o parti içi konulara da. Ben de çok sevindim. Çok sevdiğim konulardaydım. Şunu sormak istiyorum ben. Sadece sorduğunuz için cevap veriyorum Aziz Bey. Genel tarzımdır. Bir soru varsa olunursa. Teşekkür ederim. Yani öyle yanından dolaşayım, üstünden altından geçeyim. Çok deşmek istemiyorum bu konuyu ama şunu sormak istiyorum size. Hükümet protokolünden bahsettiniz. Hükümet programı konusunda bir hassasiyetiniz olduğunu biliyoruz en baştan beri. Hükümet kurulurken de bu hassasiyeti ortaya koymuştunuz. Takip ediyor musunuz hükümet programını? Yok Aziz Bey, unuttuk onları. Ne hükümet protokolü ne hükümet programı diye bir şey kalmadı. Şunu da AK Parti'nin bence iktidardaki yetisi de son derece kısıtlı bir alanda. Yani yok öyle bir şey. Takip etmeye geçtik, unuttuk. Hükümet genelinde de böyle bir yapı var ama sanki. Böyle bir anlayış var sanki. Yani ben unuttum mu? Hayır. O hükümet programını, hükümet protokolünü yazan kişiyim Demokrat Parti adına. Yani bu noktada onlar da duruyor elimizde. Ama bir bakıyorum çok sığ gelecek. Aslında sığ bir durumdur ama ben basit birkaç tane örnek vereceğim. Mesela ekonomik anlamda veya iktisadi anlamda partiler arasında toplantı olacaktı. 15 günde bir ve bunları tartışacak. Gözden geçirme yapılacaktı. Söz konusu olmadı. Yani bir komite kurulacaktı ve yok, olmadı. Ortak akıl diye bir şey istemiyor kimse. Kimse böyle bir anlayışta değil. Ya da AK Parti'nin ataması yapılması gereken birçok nokta vardı. Hiçbiri yapılmadı. Niye yapılmadı? Sorduğumuz zaman da bembeyaz bir duvar var karşımızda. Sürekli. Peki hükümetin üç ortağı, üç partinin bir çizgi çekip oturup bir gözden geçirme yapması gerekiyor mu? Ne yaptık, ne yapabiliriz? Buna göre belki hükümet programının revize edilmesi gerekir. Çünkü ekonomik şartlar çok değişti. Planlanamayan bir noktadayız şu anda. Yani o yıllarda, o günlerde, bugünleri çok fazla gören insan da yok. İnşallah. Bunu bir temenni olarak düşünelim. İnşallah Sayın Başbakan'ın yani hükümeti değil de icraatları gözden geçirir. Önderliğinde hükümet üç ortak arasında oturulur, bir program gözden geçirilir. Ülkenin ihtiyaçlarına göre bir program belirlenir. Bu program ortak akılla hareket edebilecek bir zemine yerleştirilir. Çünkü ortak akıl olmadığı yerde istediğinizi yazın, İstediğinizi söyleyin. Sonuçta koalisyon ortaklığında işler böyle yürür. Bu noktada ortak aklı devreye sokmazsanız ve üç partinin yetkililerinin ortak düşünce ve duygularıyla ve ortak görüşleriyle hareket edilmezse bu çektiğimiz sıkıntıları daha gatmelli çekmeye maalesef
zemin yaratılmış olur. Peki sona doğru geliyoruz. Sizi de çok fazla tutmak istemiyorum. Bugün mesela önemli toplantılar var. Evet. Hem meclis çalışması var hem de Azerbaycan'dan doğru konuklarımız var. Ben bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Onu soracaktım. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz ilişkileri? Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden parlamenter arkadaşlar, milletvekili arkadaşlarımız. Hem soydaş Azerbaycan'dan, canı Azerbaycan'dan bugün parlamentodan arkadaşlarımız Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'nde. Azerbaycan'dan ilk kez dostluk grubu olarak parlamentodan milletvekillerimiz ülkemize geldi. Ben onlara buradan hoş geldiniz demek istiyorum. İyi ki gelmişler. Onların dayanışmasına, onların bizi kendi evimizde ziyaret etmesine ihtiyacımız vardı. Çünkü gerçekten dünya çok tuhaf bir süreçten geçiyor. Hem savaşların olduğu, hem ekonomik yıkımların olduğu, hem de mevsimlerin kaydığı bir dönemden geçiyoruz. Evet. Burada ortak bir dayanışma içerisinde bu dostluk grubunun Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'nde olması beni son derece mutlu ediyor. Onlara tekrar hoş geldiniz demek istiyorum ve teşekkür etmek istiyorum bu ekranların başında. İlişkilerin gidişatını nasıl değerlendirirsiniz? İstenilen düzeye ulaştırdık değil mi? Çünkü parlamentoların da bu şekilde bir araya gelmesi önemli. Aziz Bey, evet bugüne kadar çok yavaş ilerledi. Ama biliyoruz ki işte Azerbaycan Karadağ diye bir zamanda var. O sorun varken ister istemez bir başka noktada durabiliyordu Azerbaycan devleti. Fakat son zamanlardaki gelişmeler bence çok sağlıklı, çok güzel. Bizim de görevimiz o sağlıklı, güzel ilişkilere katkıda bulunmak ve daha iyi bir duruma getirebilmek. En azından bakın bizim işte İslam örgütünde veya Türk ulusu devletler arasında gözlemci sıfatıyla veya denetçi sıfatıyla bulunabilmemiz olanak sağlıyor. Cumhurbaşkanımız direkt oraya gidip orada temsiliyet ve orada hatta cumhurbaşkanlarıyla görüşebiliyor veya cumhurbaşkanı yardımcılarıyla görüşebiliyor. Bunlar ufak adımlar gibi görünebilir ama çok önemli adımlar. Ben de buradan bir şey söylemek istiyorum. Bunları küçümseyen ve kınayan insanları ben de kınamak ve küçümsemek istiyorum. Çünkü doğru değil. Çok basit gibi görünen bu adımlar çok önemli temel ve mihenk taşları Aziz Bey. Evet. Dileğimiz daha da bunların İnşallah. Sıklaşmasıdır. İnşallah. Devam edeceğine de inanıyoruz. İnşallah. Güveniyoruz. Güvenine İnşallah. Bakıyoruz geleceğe. Çok teşekkür ettim ben size. Ben teşekkür geldiğiniz ederim için. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bugün Adana noktamızı koyalım. Yarın yine buradayız. O vakte kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın. Güzel bir gün diliyorum herkese. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu.